Peki şunu soracağım. Ee, az önce bir hazineden bahsettin ya. Evet. Yani o zaman burada sadece inançla ilgili bilgiler yok öyle mi? Hazine de var. Bir başka bilgi daha var. Nedir? O da topluluğun kuralları. Hı. Şimdi topluluğun kuralları ilginç. Bir anlıyoruz ki bu topluluk yara ezoterik diyelim. Hı hı. Kendi içine kapalı ve belli kuralları hiyerarşisi olan bir topluluk. Şimdi bir topluluğun ezoterik sıfatını alması için birkaç koşul gerekiyor. Bir, topluluğa giriş töreni yapılması lazım. İki, sembollerle anlatılan bir öğretisinin olması lazım sembollerle, görülerle. Üç, yerarşi olması lazım. Dört, kendi aralarında sembol ve haberleşme dili olması lazım. Şimdi buna uyan kurallar var bunun içinde. Demek ki Yarı ezoterik e, bir toplulukla karşı karşıyayız. Topluluğun kendi kuralları var. Mesela kardeş deniyor birbirlerine ve birlikte yemek yeniyor. Hı. Şimdi bütün topluluk üyeleri birlikte yemek yiyor. Ne bu? Zaten mitvaizmden Hristiyanlığa son yemeğine kadar geçmiş bir adet. Bu ilginç. Hani böyle çok rastlanmayan bir şey. İki, e, Yahudilikte arınma vardır. Arınma havuzları vardır ama... Burada vaftize benzer bir şekilde yıkanarak arınma var. Bu da Hristiyanlıkla alakalı bir şey. Üç, topluluğun içinde bir kendi dili var. Demek ki bu bildiğimiz topluluklardan da farklı. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda... Bu arada görüntüleri de söylemiş olalım. Yapılan arkeolojik kazılarda bu bahsi geçen e, havuzlar bulundu. Evet, evet havuzları. Yahudi, Yahudi havuzları bulundu. Belki biraz bahsetmek lazım. Yani görünce şimdi biz tabii Evet. Ama bunlar e, tabii, anlamıyoruz. Bu nasıl bir havuz? Ne yapıyorlar burada? Şimdi burada, burada aslında e, geçeyim oraya biraz. Tabii tabii. Sopamı kaybettim. Ah. <laughs> <Demin> beni <laughs> dövecektin evet. Yani bu aslında bir ritüeli havuz. Yahudilerde de kullanılan basamaklarla inilen bu tam e, temizlen profikasyon deriz buna biz Latince. Arınma havuzu. Mesela genç kızlar gelin olmadan önce falan gider. Belli ritüellerden önce. Hmm. Aynı benzer havuzlar var. Fakat suyla arınıyorlar. Şimdi eski toplumlarda iki tür var. Üç tür hatta. Bir ateşle, iki toprakla, üç su ile. Bunlar da bu tür suyla arınma yapıyor. Ve bu topluluğa girerken yapıyor bunu. Bunun benzer şekline bu basamaklardan her bir geçiş Arınmanın bir şekli oluyor. Benzer şekli vaftiz sırasında oluyor. Yani vaftize çok yakın bir şey var. Girişi var. Bak ne kadar net gözüküyor. Evet. Hı hı. Yani o basamaklar aslında ritüel. Hı. Törenin olması yoksa küt diye de atlayabilir de olsa. Yani o Muhtemelen belki sayısı bile bellidir değil mi Tabii. o basamakların? E şimdi iş böyle olunca Bizim bildiğimiz o zamanki dinden çok farklı bir din ortaya çıkıyor ya da inanışlar silsilesi. Kökenini Yahudilikten ve kutsallığından alıyor ama bambaşka bir şey. İşte o zaman ee, bir fırtına kopuyor. Şimdi şöyle, e, dinler tarihine çok hakim olmayan seyircilerimiz açısından şunu belki daha net ortaya koymak gerekiyor. Yani şöyle diyebilir ha öyle mi Buna mı inanıyorlarmış bunu mu yaşıyorlarmış böyle mi e, kuralları varmış yani e hani burada tartışma yaratan şey nedir diye soracak ha. olanlara bir özetleyelim istersen orada burada kısaca tartışma yaratacak olan en önemli şey e, şimdi bunlara inanıyorlarmışın dışında hı hı. iki tane çok önemli şey var bir Yahudiliğin o zaman kabul edilen kuralları ve adetlerinin tamamen dışına çıkılmış. Bu kabul edilemeyecek bir şey onlar için. Buna rağmen bu radikallik yapılmış. Ama ikincisi, bunların çoğunun milattan önce yazıldığını varsayarsak çok ilginç bir şekilde Hristiyanlıkla büyük benzerlik gösteriyor. Yani Hristiyanlıktan önce yazılmış metinlerde bugün bildiğimiz Hristiyanlıkla benzerlik gösteriyor. Yani Hristiyanlık öncesi bir Hristiyanlığın varlığını gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Hı. Çünkü bir anda bu kurallar oluşmamış, belli bir tarihsel silsile içinde gelmiş. Şimdi burada... <laughs> yani Hz. İsa ile birlikte bir sistematiğe oturmuş gibi... Gözükse de... Gözükse de... Petrus ya da Aziz Petrus ya da Aziz Pavlus'la bundan çok daha öncesi var. Hı. Şimdi bu ilginç. Eee... Bu benim de e, anılarımda olan bir şey. E, biraz yıllar önce e, bir takım keldani metinleri bulunmuştu. E, Aramice yazılmış. Ve onlar da aynı şekilde e, bu belgelere çok yakın bir şekilde e, aynı Hristiyanlık öncesi adetleri gösteriyordu. Bunlar halka hiçbir zaman açıklanmadı. Ben tercüme eden kişiden dinledim bunları. O da hemen tercümeden sonra vefat etti. Ee, ve açıklanmadı. British Museum'da olduğunu söylüyordu. Hiçbir şekilde halka açıklanmadı, çıkmadı, yayınlanmadı, kapandı gitti. Hmm. Ama bu tür şey var. Zaten e, bu yazıtları da Vatikan çok uzun süre yayınlanmasını istemiyor. İnsanların aklı karışmasın diye. Çünkü çok önemli. Bizim bildiğimiz dinler tarihi bu konuya yabancı olan birine bir daha söylemek için Bizim bildiğimiz dinler tarihi Hristiyanlığın doğuşunda bir Yahudi topluluğunun içinden çıkan Hz. İsa'nın ve ondan sonra gelenlerin kutsal ruhla yazdırdığı metinlere inanır. Ama ondan öncesinin var olduğunu söylemez. Ne der dinler tarihi? Yahudilik vardı. Roma döneminde işte Sadukiler, Ferisiler, zelotlar, bir takım tarikatlar vardı. Ama tabii zaman içinde bunlar eridi der. Hı. Ama bir başka tarikatın varlığına çok fazla vurgulanmaya başlandı. İşte onun adı Eseni'ydi. Ve bu yazılar çözüldüğünde acaba bunların mı oldu? Yani bizim bildiğimiz dinler tarihinden çok farklı bir dinler tarihi olduğu açığa çıkıyor burada.